Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte vatandaşlar da kurbanlarını kesip ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtmaya başladı. Birinci günde olduğu gibi ikinci günde de kurban kesim işlemi devam etti. Her kurban bayramında vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında gelen kurban etlerini nasıl muhafaza etmeliyim sorusu bu bayramda akılları kurcalamaya devam ediyor. Peki kurban etlerinin bozulmaması için neler yapmalı, nelere dikkat etmeli? Uzmanlar kurbanın kesildikten sonra bir saate kadar serin bir yerde kanının süzülmesi için dinlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca etleri taşımak için kullanılan poşetlerin eve gider gitmez boşaltılması önemli. Genellikle geri dönüşümlü plastikten üretilen siyah poşetlerle et dolaba kaldırıldığında çürümeye başlar. Bu sebeple eti bir tepsi ya da tas içerisinde buzdolabında 3-4 saat kadar dinlendirmek son derece önemli. 3-4 saatin sonunda et pişirilebilir ya da dondurucuya kaldırılabilir. Şu anda 15. Etler tek kullanımlık porsiyonlara ayrılıp dilimlenip ardından şeffaf poşetlere yerleştirilip derin dondurucuya kaldırılabilir. Kıymanın ise lezzetli olması ve kokmaması için iki gün boyunca buzdolabında bekletilmesi ardından da çektirilmesi öneriliyor. Kurbanlık eti buzluktan çıkardığınızda doğruca kullanmanız son derece önemli. Etin buzluktan çıkarıldıktan sonra kesinlikle tezgahta çözülmeye bırakılmaması, bunun yerine bir gece önceden dondurucudan çıkarılıp buzdolabının normal bölümüne indirilmesi gerekiyor. <laughs>